Selam arkadaşlar. Neyse 200 için bir arkadaşımız benden fiyat performans giyimi istedi. Bu giyim içinde benim önereceklerim veya bir üst önereceklerim de hepsinin linklerini aşağıda paylaşacağım. Açıklama kısmında paylaşacağım. Şimdi ilk önerdiklerimin fiyat performans olarak iyi olabilecek ama aynı zamanda senin de çok iyi koruyacak şekilde yapılmış birkaç tane öneri sunacağım. Bunlardan ilki FF397 Vantage Neon Sarı olan kask. NS200 için bence en iyi kasklardan bir tanesi veya LS2 FF320 alınabilir. Bunu neden öneriyorum? Bunu şundan öneriyorum. Kademeli bakış açısı var. Pin lock bağlantılar için şuralarında pinleri var. Bir güneş vizörü var şurada, güçlendirilmiş bir yan bağlantıları var, çelikten yapılmış bu da. Ve açıldığı zaman geniş bir bakış açısına sahip, gözlükle kullanılabiliyor. İç pedleri gerçekten çok güzel, bunun özellikle pedi gerçekten çok güzel. Aynı zamanda ön havalandırma kanallarına sahip. Alt çene pedi var, bir tane şöyle açılabiliyor veya istendiğinde şöyle itip kapatılabiliyor, o da mıknatıslı şekilde yapılmış. Mikrometrik iki bir bağlantıya sahip, yani dayanıklı bir mikrometrik bağlantıya sahip. İç pedleri gerçekten çok iyi şekillendirilmiş, dayanıklı ve sarsılmayı, boyunda kımıldamayı engelleyecek şekilde yapılmış. Güneş vizörü tabi şuradan açılıyor, demin gösterdiğim gibi şuradan açılıyor, kapanıyor. Senin sürüşüne uygun şekilde yapılmış havalandırma kanallarına sahip. Ön tarafı şuradan hava kanalı idare edilebiliyor. Üst hava kanalı şuradan idare edilebiliyor. Arka hava çıkış kanalı var şu kısımda. O da şöyle yukarı itince açılıyor, aşağı itince kapanıyor. Bu Ece 2205 sertifikasına sahip, 1300 gram artı ve eksi 50 olarak değişiyor. Bu medium olan kaslardan bir tanesi. Kabuk yapısı da fena değil. Hani çok aşırı büyük olup da aşırı büyük görünen kaslardan bir tanesi değil. Görüntüsüyle gerçekten çok güzel kaslardan bir tanesi. Sarı detayları da tabii, grafik çeşitleri de yolda görünmeni sağlayabilecek şekilde, trafikte görünmeni sağlayabilecek şekilde yapılmış bir kask. Venom dinamik montunu öneriyorum bununla. Neden bunu öneriyorum? Bu yazlık ve baharlık olabilecek şekilde yapılmış bir mont. Bir dakika şunu bırakayım. Şu şekilde yapılmış bir mont. Yan tarafında iki cebi var. Şu alt tarafında şöyle cırt cırtları var. Beline göre oturtabiliyorsun. Ön tarafını şu şekilde açtığın zaman havalı hava alabilir bir yapısı olduğunu görüyorsun. Aynı zamanda bir tane astara sahip. O astarı istersen çıkartabiliyorsun. Tam yazlık oluyor o zaman. Şuralarında file dokusu var. Bu astarı çıkarttıktan sonra o file dokusu hava sirkülasyonunu sağlıyor. Bu arada hani şuralarında da file dokusu var. O yüzden de hava sirkülasyonu hem montun içinde dışından başlayıp içine doğru genişleyerek gidiyor. CE onaylı korumaları var. Omzunda, sırtında sırt koruması var ve dirseklerinde var. Bilekleri şöyle cırt cırtlı şekilde yapılmış. İki kademeli kapanabiliyor bileğinizin kalınlığına, inceliğine göre. Eldivenizin üstüne çıkartmak veya eldivenizi içine sokmak istediğinizde ona göre kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda şurasına fermuar koymuşlar. Hani fazla şey yaptığınızda, ferahlama değil de işte hani fazla terlediğinizde şuradan hafif açıp şunu tekrar kapatabiliyorsunuz. Şuradan da hafif hava alabiliyor. Yani çok hava alır mı? Yok. Ona göre bir file dokusu o arasında yok. Ama her tarafı file dokulu olduğu için, şöyle yakından da göstereyim. Her tarafı file dokulu olduğu için çok rahatlıkla hava alabilir, nefes alabilir bir mont. Bunun iç tarafında bir tane cırt cırt ve bir cebi var. Tekrar içinde bir cep var mı? Tekrar içinde bir cep yok. Bu tarafında da bir tane cep var. Ve her tarafı file dokulu. Şöyle diyeyim. Şurasında da Venom pantolonunuzla beraber giymeniz için tekrar arka tarafında bir tane fermuara sahip. Sırt koruması fena değil ama bel köküne kadar tamamen gelmiyor. Ama iyi koruyabilecek şekilde, yazlık şekilde yapılmış bir mont. Dış kumaşı da sürtünmede veya işte asfalt yaralanmasını engelleyebilecek şekilde yapılmış. Tam ölçünüze göre almayı unutmayın arkadaşlar. Tam ölçünüze göre aldığınız zaman bu korumalar tam yerine oturacak ve sizi daha fazla koruyacaktır. Ne gibi bir eldiven önerebilirim?
Daha önceden bunu sunmuştum zaten. Vexo'nun sport eldivenleri. Bu yazlık bir eldiven değil. Venom'un D02'sini de alabilirsin. Ellerim daha fazla korunsun istiyorsan yazlık eldiven yerine kışlık eldiven seçebilirsin. Ama yazlık eldiven tabii hani koruması az olacağından, kışlık eldivenin koruması daha fazla olacağından, el yaralanmalarını engelleyebilecek şekilde yapılmış olduğundan kışlık eldivenleri ben daha çok beğeniyorum. Fakat tabii yazın artık cicik gibi olacaktır elleriniz. Ama ben ilk önce bunu sunayım, daha sonra yazlık eldiveni zaten getirip göstereceğim. Kışlık eldiven ne gibi özellikleri var? Vexo'nun bu spor eldiveninin önce bilek koruması var. Yüksek bilekli, cırt cırtlı şekilde yapılmış, her tarafı deri olduğu için asfalt yaralanmalarında size bayağı bir ne denir? Koruma verecektir. Yumruk koruması var, eklem yeri korumaları var. Aynı zamanda körük mekanizmaları var. Şöyle yakından da göstereyim. Körük mekanizmaları var şurada. Şurada yumruk koruması var. Yüksek bilekli, cırt cırtlı bilek koruması var. Şurada ne yumuşak ne çok sert. Arada bir koruma var. Baş parmak koruması var şurada. Şurada tekrar diğer baş parmağı koruma, küçük parmağı koruma, baş parmağı koruma gibi özellikleri var. Altına T90 pantolonu alabilirsin. Bir de Rockwell'in DNA'sını alabilirsin spor bot olarak. Onların da linklerini paylaşacağım zaten. Benim önerilerim bunlar. Daha farklı öneriler için açıklama kısmına bakın. Orada fiyat performans özellikleri bir tık üstünde olan biraz daha pahalı önerileri vereceğim. Mesela LSK FF 397 yerine Shoei'nin NXR'ını alabilirsin. Shoei NXR tabii ki yani daha yüksek fiyatlı. Revit Eclipse alabilirsin Venom Dynamic yerine. Veya Mitek yazlık mont alabilirsin. Onların linklerini de paylaşacağım zaten. Şimdi hani sözel olarak söyleyeyim. Hepsini çıkartıp göstermeyeyim. Onu alabilirsin, onu kullanabilirsin. Vexo'nun bu eldiveni yerine dediğim gibi yazlık Venom'un D02'sini alabilirsin. Ondan birkaç ölçü var galiba. Onun linkini paylaşacağım. Onu alıp kullanabilirsin. Revit'in Fly 2 eldivenini kullanabilirsin. Vexo eldiven kullanabilirsin. Onun gibi seçenekler var. T90 pantolonu hani ben tercih ediyorum. Neden tercih ediyorum? Hem kalça koruması var, hem Kevlar iç bir koruması var. Hem de disk koruması var. Hem hani asfalt yanmasını engelliyor, sürtünmeden oluşan yanmayı engelliyor, hem çarptığın zaman seni koruyor. Aynı zamanda kumaşta özel bitkim olduğu için seni tamamen koruyabilecek şekilde yapılmış. Rockwell botları önermemin sebebi hem körükte olması, hem şurada paylaşayım olması Rockwell botun görüntüsünü, hem körükte olması, hem dayanıklı olması, hem bir cırt cırtla ve fermuarla kapanabiliyor olması, hani çabuk giyicik tarzında. Aynı zamanda hani bilek koruması var, işte topuk koruması var, burun koruması var gibi özellikleri var. O yüzden de onu da tercih edebilirsin. Bir üst olarak TCX'in botlarını, Rush botlarını tercih edebilirsin. Ya da işte spor farklı botlarını, uzun botları var, kısa botları var. Bu arada Rockwell'in de DNA'sının uzun botları, uzun ve kısa botları var. DNA'da hoş bir bot. O yüzden de onları tercih edebilirsin. Benim önerilerim bunlar şimdilik. Umarım yararlı olmuştur. Linklere bakmayı unutma. Hepinize iyi sürüşler.